Efendim, 24 Haziran'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bir komisyonunda Türkiye için bir karar tasarısı kabul edildi ve genel kurula sevk edildi. 26 Haziran'da da bu kabul edildi. Hemen ardından ertesi günde Bozcaada, Gökçeada Rumlarını ilgilendiren, Rum azınlığı ilgilendiren Türkiye'ye yönelik bir takım direktifler gündeme geldi. Sizin de işaret ettiğiniz üzere maalesef medyanın çok önemli bölümü, ki ben bugün burada medyanın ve kamuoyunun bilmediği, elimde raporun tamamı var, bilmediği çok önemli birkaç noktaya değineceğim. O noktaları gördükten sonra eğer bizi izleyen AKP iktidar partisi yöneticileri varsa ve özellikle de ismi geçen kişiler varsa buna kamuoyunun önünde yanıt vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür raporlarda maalesef bizim medyamız çok küçük bölümleri aktarır, çok önemli ipuçlarını, sizler gazetecisiniz, gazeteciler detaylara dikkat eder, detaylarda çok önemli ayrıntılar gizlidir, o ayrıntıları saklarlar. O ayrıntıların saklanması, iktidarın korunması, belli kişilerin bir şekilde kayrılması anlamına da gelir. Efendim, değerli izleyicilere hemen elimdeki rapordan, çok önemlidir değerli izleyiciler, lütfen bu söylediklerimin altını çizerek, neden çizerek anlatmak istediğimi konuşmamın sonunda daha iyi anlayacaksınız. Dört isimden bahsetmek istiyorum. David Harutyunyan. David Harutyunyan. İkinci isim Rafi Hovenesyan. Üçüncü isim Armen Rustamyan. Dördüncü isim Andros Kiprianu. Bu dört isim de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye aleyhinde oluşturulan, yazılan tüm raporlarda, yani Güneydoğu'ya Kürdistan adını verdikleri, Türk ordusunu Güneydoğu'da işgalci olarak gördükleri, Kürtleri Türk ordusunun, tırnak içerisinde faşist Türk ordusunun katlettiğini söylenen Avrupa Konseyi Parlamenterler raporlarında, karar tasarılarında bu isimlerin imzaları var. Kıbrıs'ta Türk askerinin işgalci olduğu, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını zorla baskı yaparak kendi çözümüne razı ettiği, dolayısıyla Türkiye'nin orada haksız olduğuna yönelik raporlarda, karar tasarılarında bu dört ismin sürekli imzası var. Türkiye'de azınlıklar sorunu, Türkiye'de azınlıklar, dini özgürlükler, yaşanmadığı söylenen dini özgürlükler konusunda raporlar gündeme geldiğinde, karar tasarılarında bu dört ismin imzası var. Bu dört isim kendilerini yeminli Türkiye düşmanı olarak tanıtırlar. Herkes de öyle biliyor. Şimdi en son 24 Haziran'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde komisyonda bulunup da 26 Haziran'da kabul edilen, onaylanan, kabul edilen karar tasarısını yine hazırlayan, imzalayan bu dört isim kimler? Harutyunyan, Hovenesyan, Rustamyan, Andros Kiprianu ve bir de bunların yanında üzülerek ve utanarak söylüyorum bir imza var. Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi iktidar partisinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temsilcisi olan ve Türk grubunun da başkanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte Türkiye aleyhine çıkan her kararda Türkiye'yi zor duruma düşürmek isteyen bu insanlarla birlikte Türkiye aleyhine imza atmasını kamuoyuna hem partisinin hem kendisinin açıklaması gerekiyor. Şu anlamda açıklaması gerekiyor. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu Türk milleti milletvekili seçerek, Türk ulusu milletvekili seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve partisi de onu git Türkiye'yi uluslararası kuruluşlarda temsil et ve hakkımızı savun dedi. Bizim hakkımızı savunması gereken bir kişi, bizim hakkımızı Türk milletinin temsilcisi olarak savunması gereken bir kişi, az önce saydığım 3 Ermeni milletvekili ve 1 Rum milletvekiliyle birlikte bir karar tasarısının altına imza atıyor. Bu açıklanması gereken ve medyanın da üstüne gitmesi gereken bir konudur. Ama biz Kanal B olarak bu duyarlılığı gösteriyoruz. Gizlenen, saklanan ne varsa Türk kamuoyunun bir şekilde hizmetine sunuyoruz. Sayın Gürbüz Evren'in okuduğu anlattıklarında bir husus ön plana çıkıyor. Bir Türk milletvekili de bu dörtlüyle birlikte, kim bunlar? Üçü Ermeni milletvekili, biri Kıbrıs Rum kesiminden Kiprianu'nun torunu Andros Kiprianu. Şimdi bunlar Türkiye aleyhine böyle bir karar tasarısı hazırlıyor.
Fakat bunu Türk milletvekiliyle birlikte hazırlıyorlar. Şimdi Sayın'la çok özür dilerim. Bir şeyi unuttum. Buyurun. Size katkı olsun diye söylüyorum. Bu komisyonda birilerinin hakkını yememek gerekiyor. Bir Azeri milletvekili var, Abbasov. Abbasov buna imza atmıyor. Hı hı. Böyle bir şeye karşıyım diye. Bakın, Azerbaycan milletvekili. Bir başka milletvekili var. Profesör Doktor Hakkı Keskin, Alman Sol Partisi'nden milletvekili. Hı hı. Ben böyle bir karara imza atmam diyor. Almanya'yı temsil etmesine rağmen bu detayı da hatırlatmak istiyorum. Sayın Duru, adaların Rumca isimleri kullanılsın diyen karara imza koyan milletvekillerinin adlarını bilmiyoruz. Lütfen ekrana koyar mısınız demiş. Biz böyle bir hazırlık yapmıştık. Ben şimdi isimleri okuyacağım. Arkadaşlarım da ekrana yazacaklar diye umuyorum. Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya AKP milletvekili. Ruhi Açıkgöz, Aksaray AKP milletvekili. Lokman Ayva, İstanbul AKP milletvekili. Mesude Nursuna Memecan, İstanbul AKP milletvekili. Özlem Piltanoğlu Türköne, İstanbul AKP milletvekili. Mehmet Sayın Tekelioğlu, İzmir AKP milletvekili. Mustafa Ünal Karabük AKP milletvekili ve Erol Arslan Cebeci, Sakarya AKP milletvekili. Bu kurulda olup da karşı oy kullanan ve Türkiye'yi savunanları da unutmadık. Onların da isimlerini ben söylemek istiyorum. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili. Ertuğrul Kumcuoğlu, Aydın Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili. Bilgen Keleş, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Haluk Koç, Samsun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bu dört milletvekiline de ben ulusumuz adına teşekkür etmek istiyorum.